Piran Karaş telefon attığımızda. Piran Bey günaydın efendim, Sinan'ın babası. Evet. Günaydın. Piran Bey siz de neler yaşamışsınız ya, size de yani geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Valla benim ben ne yapmışsam Allah için yapmışım Lige Hanım. Benim bu kıza ne yapmışsam Allah için yaptım. Ben çok bundan çektim yani. Ben bundan çok çektim yani. 6-7 sefer yurda gitti. 2-3 sefer böyle dışarılarda 10-15 gün kaldı. Ben gecemi gündüzümü bir yaptım. Zamanımı hep ona harcadım. En sonunda bana yaptığı iftiralar da öyle oğlum artık ortaklar ya. Yani ben bunlara çok yaptım yani. İkisi de dengesi yerinde olmayan insanlardı. Ben bir türlü adam ettiremedim onları. Ben size bir de 5 ay hapis cezası mı verdiler? Ev hapsi mi verdiler? Ev hapsi ben 5-6 ay yakın ben yattım. Ben bugün de benim mahkemeye gittim. Yine mahkemem ertelendi. Şubat'ın 26'sında ben bir de mahkemeye girdim. Kendisi de şu an piyasada yok bulunmuyor. Mahkeme onu istiyor. Yoksa polis soruyla orduna yaptılar. Sonra geçtiler yani. Şimdi yani Esra'nın da gelip mahkemede ifade mi vermesi lazım? Evet. Tabii tabii, zaten o olmadan bir şeyin bitmez ki yani. Esra da yok ortada. Yoktur, basını içerisinde resmi ben de görüyorum. Ben de izliyorum sizi. Bu Esra ben bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Ben kızımdan da çok sevdim. Ben yani bir 2 yaşındaki çocuk gibi ben buna baktım. Gece gündüz hep yanımda yani. Ben ilgi gösterdim. Ben dedim mağdur olmasın. Hastaysa hastalığına ne gerekirse doktorlara götürdüm. Piran Bey, Sinan nerede peki? Oğlunuz nerede? Valla oğlum, ben sana söyleyeyim valla. Ben doğrusunu söylüyorum. Ben kimseye yalan kimseye bir insan değilim. Sinan sabah saat 4'te 5'te eve geliyor. Bazen geliyor, bazen geliyor. O da arada bir yani. Ne zaman da geliyor. 2'de 3'te evde kız gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyor. Ne iş yaptığını bilmiyor. Çünkü bu çocuklar bana... beni soruyor, ne bana da derdini anlatıyorum, bana bir kimse söylüyor. Yok, şunun için söylüyorum, hani siz de oğlunuza diyor musunuz? Oğlum bak Esra nerede, benim de mahkemem var, gelsin hani bana iftira attığını söylesin, ben de kurtulayım. Esra, Esra gittiğinden beri Sinan yani 24 saate hemen hemen onun için zamanı harcıyor, çalışmıyor, hep soruyor, araştırıyor. Dün işte annesiyle konuşmuş telefonda. Erzincan'da demiş. Siz de biliyor muydunuz Erzincan'da olduğunu? Erzincan'da değil, Elazığ'da bir yerdeymiş diyor. Diyor abisi gelsin beraber gidelim şey yapalım diyor. Ben gitsem benim ölüm ancak orada gelebilir diyor. Bana annesine öyle söylüyor. Benle zaten konuşmuyor. Yanıma gelip de benimle konuşmuyor. Bana yaptıklarında dolayı bana yanaşmıyorlar tabii. Sizin oğlunuz bu öldürmüş yani, olabilir mi bu kızı? Bir yere ya da satmış falan olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Ben öyle bir şey zannetmiyorum çünkü bu daha yeni bir sefer değil, bu daha önce zaten 5 sefer yurda kaçtığını var. Bir sefer Pendik bölgesinde 15 gün kaldı. En son işte benim yanımda değildi, 6 yıldan da ayrıldı. İşte sonra kocasını da terk etti gitti yani, ben nerede olduğunu bilmiyorum. Ve kayınpederiyle ya, fotoğrafları sosyal medyada da paylaşmış. Ben şimdiden rica ederim bir şey ileteyim. Benim ismimi orada alsanız ekranda çok iyi olur. Ben sevinirim. Yani bu yok, sizin yalnız... yüzünüzü göstermiyorum zaten. Sizin yüzünüzü göstermiyorum. İsim yazılır. İsim olur, orada, onu da alalım. Onu da alalım. Onu da alalım. Abi, ama rica ederim. Yani bu diyor ki Esra bize anlattı, iftira attılar diyor, adamın bir şey yaptığı yok kızımıza diyor yani. Ben kendimden eminim, ben Allah'a sığınmışım, ben başka bir kimseyle bir şeyim olmaz ki, ben ailesinden razıyım. Benim aileyle herhangi bir şikayetim yoktur, ben ailede her zaman da o ailenin yanındayım, o benim ailemdir. Ben Piran Bey şu Sinan'ı siz bir yardım etseniz de Sinan Bey'i biz bir bulsak yani. Bak onlar Erzincan dediler, size Elazığ demiş. Eşime öyle söylemiş. Yok, belki yanlış anlamış olabilir de yani Elazığ'da demiş yani. Elazığ'da demiş. Yani ben bunu... Yani Elazığ'da birini bulmuş, oraya mı kaçmış bu kız? Bilmiyoruz. Ya, neyi o da tam bilir. Belki yanlış. Çünkü Sinan şu ana kadar 4-5 sefer onu kandırmış. Ben geliyorum, biletini kesmiş yine gelmemiş. Uçak biletini kesmiş yine gelmemiş. Yani çok şeyler olmuş yani burada yani. Peki niye bu aileye de söylemiyor o zaman, işte ben konuşuyorum uçak biletini kesiyorum. Çok çelişkili konuşuyor. Sinan da çok çelişkili. Ben bunlardan, büyüklerden, aileden hiç şikayetim yok. Benim kızımı annesi babası çok seviyordu, kayınvalidesi gibi. Bir şey söyleyeceğim, bir de Esra'nın bulunması, siz çocuğunuza kavuşacaksınız. Tabii. İyi. Evet. O zaman beyefendi için değil, çünkü mahkemeye gidecek. Onun da bak yine ertelenmiş. Arama kararı devam ediyor zaten. Yani. Yalnız ilk defa
yani çok olurum ama bak bu sefer korktum yani. Evet. Bak yani bu çok korkulu bir şey artık, yani bu nasıl olabilir? Sen eve çocuğun, kardeşin falan bir kızla evlenecek ya da tam tersi. Evet. Ondan sonra gelecek sana iftira atacak. Ve siz hapis alacaksınız. Aa, bir de bunun dolayı... hiç ispatı da yok yani. Yok, bir de şimdi, toplumda yok. Da bakış açısı. Bir de baktığım kadarıyla Sinan Bey'in telefonları kapalı diyor da. Yalnız Piran Bey bir şey söyledi. Piran Bey, Sinan geliyor arada bir dedi. Eve geliyor dediniz. En son ne zaman geldi eve? Hangi günde, kaç gün oldu görüşeli? Kim? Sinan'la mı? Evet. Ya ben Sinan'la... Sinan her gün de hemen yani arada bir eve geliyor. Ben her gün geliyor. O zaman Sinan istese gidip elle tutmuş gibi yerini bildiğine göre Elazığ'sa ya. Elazığ, Erzincan'sa Erzincan. Bir dakika beklemeden gidip alıp getirmesi lazım. Ya işte Sinan diyor ki kardeşi gelsin. Sinan diyor ki kardeşi gelsin, ben gidelim yerini şey yapalım, beraber gidelim diyor. Tamam kardeşi, küçük evet. Kardeşine gerek yok, bizim ekipten biriyle gitsin o zaman Sinan Bey. Siz şimdi ulaşın ona. Benim... Gidelim neredeyse, biz getirelim derdinde değiliz. Aile yaşadığını...